çok iyi biliriz. Sizin SGK döneminizde iyiydi lehiye. SGK döneminde çocukların kaçırıldığını çok iyi biliriz. Sizin eski genel başkanınızın yönettiği sağlık sistemini de çok iyi biliriz. Başkan, bugün aynısını söylüyordu Sayın Başkan. İsmet Bey, Sayın İsmet, İsmet Güraşan. Sayın Milletvekili, bir dakika ya Sayın Milletvekili. Buyurun. İsmet Bey buyurun. Buyurun söz vereyim. Buyurun. Benim sözüm ne olacak başkanım? Hayır nedir ya oradan bağıra bağıra nedir çağırıyorsun? Başkanım benim sözüm ne olacak? Bir dakika bir dinleyelim buyurun. Bana saygısızlık olmuyor mu Sayın Başkanım? Efendim bağırmaması için çağırıyorum. Anlamadım yani. Bağıranlar ne zamandan beri haklı oluyor anlamadım. Değil haklı değil. Ben efendim, bu işin arkasında kim varsa ister İstanbul Büyükşehir Belediyesi kişi ister bakan ister İstanbul İl Sağlık Müdürü şimdiki bakan varsa hepsinin Allah belasını versin. Bakın hepsinin Allah belasını versin. Burada bebek cinayetlerini konuşuyoruz. Siyaset yapmıyoruz. Burada insanlar gülüyorlar. Kendiler gülüyorsunuz burada. Gideceğiz dediğiniz işte getirdiğiniz nokta. Yoğun bakımlarda çocuklar ölürken dönemin il sağlık müdürü olan bugünkü bakan özel sağlık kurumlarında reform yapacağız dediler. Atalan Üsküdar'ı geçmiş, köşeyi dönen dönmüş, çocuklar ölmüş, bakan reform yapacakmış. Siz bu saatten sonra yapsanız kötülüğün reformunu yaparsınız. Çünkü Sayın Bakan'ın İl Sağlık Müdürlüğü yaptığı dönemde bu skandal patlıyor ve 20 Haziran'da teknik ve fiziki takip kararından 15 gün sonra bir yavrumuz vefat ediyor. Nerede? Gözetim altında tutulan ve 3 aydır doktorsuz olarak faaliyetine devam eden bir hastanede. Peki bu hastaneye kim çalışma izni veriyor? Dönemin İl Sağlık Müdürü. Aynı İl Sağlık Müdürü'nün emrindeki bir doktor açıkça 1,5 yıl önce çete elemanlarının anlaşma sağladıkları özel hastanelerde devletin nasıl yolunduğunu, yoğun bakıma nasıl yeni hasta getirildiğini açık bir şekilde ifade etmiş. Hatta İl Sağlık Müdürlüğü'nün yaptığı denetimlere ait tutanaklara erişmiş bu çete ama bakan diyor ki çeteyi gizli operasyonla çökerttik. Sayın Bakan bunun neresi gizli? Belli ki süreçten sadece sizin haberiniz yok. Bu kadar ciddiyetsiz, bu kadar kifayetsiz bir devlet yönetilir mi? Ortada çöken bir şey varsa sayenizde ahlaktır ve boşu bozuk düzendir. Allah kahretsin böyle bir düzeni. Tek bir devlet yetkilisi çıkıp da ya bizim de sorumluluğumuz var, hatalıyız, özür dileyiz demediği gibi istifa etme onurunu da maalesef göstermiyor. Değerli milletvekilleri, bu ülkede kadınlar, çocuklar evde, sokakta, okulda, hastanede maalesef kendini güvenli hissetmiyor. Sorun yalnızca bir grup suçlunun kötü niyetli eylemlerinden kaynaklı değil. Hukukun üstünlüğünü hiçe sayarak yolsuzluğu, rantı, adam kayırmacılığı teşvik eden bir düzen kurdunuz. Devletin güvenlik ve adalet mekanizmalarını zayıflatıp yargıyı siyasetin aracı haline getirerek suçluların güçlenmesine zemin ayırdınız. Neticede %12 komisyon almak uğruna bebekleri ölüme göndermekte sakınca görmeyen bir... Değerli milletvekilleri, Sayın Başkanım, meclise saygıyla selamlıyorum. Ahmet Atilla Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis Üyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Salgın Komisyonu Başkanı, bu çetenin içinde birinci sırada. Esenyurt Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi Sağlık İşleri Müdürü'nü kim atadı? Bu da bu çetenin içerisinde. SGK döneminde daha tuvaletleri yıkayamayan Cumhuriyet Halk Partisi kalkmış bugün gelmiş AK Parti'ye sağlık sistemi hakkında bilgi vermeye çalışıyor. Bir dakika. Sizin SGK döneminizde vatandaşların kuyrukta öldüğünü çok iyi biliriz. Sizin SGK döneminizde iyiydi lehiye. SGK döneminde çocukların kaçırıldığını çok iyi biliriz. Sizin eski genel başkanınızın yönettiği sağlık sistemini de çok iyi biliriz. Bugün PKK terör örgütünden dolayı hüküm giymiş, evet isim veriyorum, Fırat Sarı, bu adam hakkında bir şey diyebiliyor musunuz? Diyemiyorsunuz. Niye diyemiyorsunuz? Çünkü birileriyle aranız bozulur diye korkuyorsunuz. Evet, özellikle şunu söyleyeceğim. Şunu çok iyi bilmeniz gerekiyor. Sağlık sistemiyle alakalı en son konuşacak parti sizsiniz. Millet cenazelerini alamıyordu. Millet cenazelerini teslim alamıyordu. Evet. Ve maalesef İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kendi meclis üyesinin şu anda bu çete lideri olduğu ortaya çıktı.
Bu kan maalesef Cumhuriyet Halk Partililerin eline bulaşmıştır. Bunu böyle bileceksiniz. Tüm meclisi saygıyla selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun. Değerli arkadaşlar, gerçekten çok şiddetli polemikler yapabiliriz. Hatta pişmiş kelle gibi sırıtabilirsiniz. Ama bebek ölümünden bahsediyoruz. Yeni doğan ölümünden bahsediyoruz. Ve bu yeni doğan ölümlerinin nasıl olduğunu bu mecliste tartışmak istiyoruz. Bu bebek ölümleri niye oldu? Nasıl oldu? Niye önlenemedi? Niye bir yıl boyunca seyredildi? Sistemimizdeki hangi açıklar bu bebek ölümlerini hazırladı? Bunları konuşmak istiyoruz. 47 sanıklı bir iddianame var elimizde. Ama bu iddianame oluşturulana kadar 4 ay boyunca teknik takip yapılmış. Ama bu teknik takipler sırasında bile 7 bebeğimiz can vermiş. Bunları ciddiyetle konuşmalıyız. Bu şöyle çoluk çocuk işi değil. Ben cevap vermeyi bilirim. Ama bunlara gerek yok. Burada ciddi bir şekilde tartışmak zorundayız. Geçmişi konuşalım. 30 yıl önceyi konuşalım. Bir kişiyi konuşalım. Ama sağlık sistemini konuşmayalım. AKP'nin sağlık sistemini, piyasalaştırmasını konuşmayalım. Bebek ölümlerindeki siyasi sorumluları, bürokratik sorumluları konuşmayalım. Ama dönelim CHP'ye saldıralım. Niye? Çünkü biz polemiği çok seviyoruz. Niye? Babası akşam tweet alsın, bir tweet alsın diye. Böyle işlere gelmeyiz arkadaşlar. Bu konu ciddi. Bu konu sizin anlayamayacağınız kadar ciddi. Bebek konusunu konuşalım. Bütün saçmalamalarınıza cevap veririz. Ama bebeklerin ölümü konuşulurken birazcık ciddiyet bekliyoruz. Sayın Özlem Zengin, sizden de sorumluluk bekliyorum. Saygılar sunuyorum. Saadet Partisi grubu adına İzmir Milletvekili Sayın Mustafa Bilici. Söz verdim artık. Hayır, çağırdım, milletvekilini çağırdım. Nasıl yapalım? Hayır, nasıl yapalım? Buyurun. Buyurun, siz buyurun. Gel Sayın Milletvekili, bir dakika. Ne yapacağız ya? Buyurun. O yüzden bu kadar hırçınsınız, o yüzden. Onun için bizim milletvekili bir ceza aldı, ceza sizin yüzünüzden. Sayın Başkanım. Sayın Milletvekilini çağırıyorum. Sözde ısrar ediyorsunuz. Ama Sayın Başkanım. Ya. Ama çağırdım. Görmedim aradığınızı. Anladım ama Sayın Başkanım. Ya milletvekilimize karşı çok üstünde kaldık. Yani. Hayır. Buyurun. Ben bir kimseye büyük saygısızlık yapmıyorum. Ama Sayın Vekilimize lütfen kusura bakmasınlar. Çünkü bir anlamı kalmıyor Sayın Vekilim. Araya hani mesafe giriyor. Buyurun. Siz görmemiş olabilirsiniz Sayın Başkanım. Buyurun. Yani 2 dakika içeri namaz kılmaya gidiyorsunuz. Bir geliyorsunuz cingar çıkmış. Fakat bu arada bir saniye. Şey bakın ben ya bir saniye ne aleti ya? Bu sizin namazla derdiniz nedir ya? Allah Allah. Ben gerçeği söylüyorum yani. Sayın Başkanım problem şu. Gamze Hanım'ı bir dakika. Sayın Milletvekilleri. Ben Gamze Hanım'ı dinledim. Ya grup başkan vekiliniz konuşuyor arkadaşlar ya. Lütfen. Buyurun. Ama ya grup başkan vekiliniz konuşuyor. Buyurun. Buyurun Özlem Hanım. Nasıl buyuracağız başkanım? Parsel parsel. Başkanım. Şimdi hem Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir milletvekilimizi genel merkezden çağırıyorlar. Gökçe'yi de genel merkezden çağırıyorlar. Nasıl yapacağız bunu? Başkanım lütfen artık hakikaten. Buyurun. Bakın kendimi duyamıyorum. Ya arkadaşlar FETÖ uzmanı olmuşlar maşallah. Yani daha evvel hatırlasalardı bu işi daha iyi olacaktı yani. Başkanım. Çok iyi biliyorsunuz. Sayın Başkanım. Aynısını söylüyordu Sayın Başkan. İsmet Bey. Sayın İsmet. İsmet Güraşan. Sayın Milletvekili. Bir dakika ya Sayın Milletvekili. Buyurun. İsmet Bey buyurun. Buyurun söz vereyim. Buyurun. Benim sözüm ne olacak başkanım? Hayır nedir ya oradan bağıra bağıra nedir çağırıyorsun? Bir dakika bir dinleyelim buyur. Bana saygısızlık olmuyor mu Sayın Başkanım? Efendim benim bağırmaması için olacak, çağırıyorum. Anlamadım yani. Bağıranlar ne zamandan beri haklı oluyor anlamadım. Değil haklı değil. Ben efendim söz buyur. İstiyorum. Mikrofon açık. Beyefendi bak. Ya buyur. Bir dakika. Bakın.
Şu an açık mı başkanım? Buyurun. Teşekkür ederim. Sayın başkanım, şu anda Türkiye'nin en önemli konusunu konuşuyoruz. Bu işin arkasında kim varsa, ister İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kişi, ister bakan, ister İstanbul İl Sağlık Müdürü şimdiki bakan varsa, hepsinin Allah belasını versin. Bakın, hepsinin Allah belasını versin. Burada bebek cinayetlerini konuşuyoruz, siyaset yapmıyoruz. Burada insanlar gülüyorlar. Kendi gülüyorsunuz burada. Burada güldünüz. Herkes biliyor. Şimdi konuşuyor. Şimdi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından 1,5 yıl önceden neden istifa etti? Neden görevden çektirildi? Neden elde çektirildi? Utanmıyor musunuz? Sen hiç konuşma. Bakın, o kadar arkadaş burada konuştu, ağzımız açık. Tek kelime konuşmadık. Söylediği bir tane bir şey var. İstanbul İl Büyükşehir Belediye... İsmet Bey buyurun. Buyurun. Ya çok usulü aygırı bir şey yaptım. Sebebi şu. Her konuşmacıya sataşarak sabote ediliyor meclis. Buyurun yerinize geçin. Tamam, söylediğinizi söylediniz ya. Buyurun yerinize geçin. Buyurun. Buyurun. Özlem Hanım, kusura bakmayın. Buyurun. Kusura bakmayın Özlem Hanım. Yani Sayın mecbur başkanım, kaldığım şey her bağırtı çağırtıdan dolayı değil. Sayın başkanım, ya, ne söyleyecekseniz çıkın gelin söyleyin. Oradan bağıra bağıra bu tarafa, bu taraftan oraya. Ayıp yani. Uyarırken de üzülüyorum ben. Ne dediniz? Hırsızın, arsızın, bölücünün, çocuk katilinin Allah belasını versin. Herkes alkışlıyor zaten bunu. Bağırmanın anlamı yok. Başkanım, konuşabilir miyim? Buyurun.